Herkese merhaba, MavCoin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. 12 Mart tarihinde bu bölgedeyken paylaşım yapmıştım. Alım yönünde 0.43.58 bölgesini bekliyordum. Çok yakınından döndü. Sonrasında zaten hedefe dolaşmış oldu aslında. 0.74.95 üzerinde sağlıklı rites hareketleri bir başka alım için beklediğim e, hareket olmuş olacaktı. Sonrasında gördüğünüz gibi buradaki destek bölgesine geldi ve emri önceden girdiğim için e, birinci kademeyi bu bölgede uyguladım. Ve Burada da ikinci kademe emrim açık duruyordu maalesef ufak bir şanssızlık yaşadım yüzde bir buçuk fark ile emrimi almadan belki de şimdi şu an hedefe ulaşmak üzere yani eğer burada işleme girebilseydim stratejimde ikinci kademede hedefe ulaşmış olacaktım yapacak bir şey yok olabilir ve şu an birinci kademede burada hala burada ikinci kademe emrim açık bir şekilde duruyor. Güncel destek ve dirençleri gösterecek olursam Malcoin de özellikle 0.3734 34 üzerinde olması oldukça pozitif bir hareket ve bu kanal üzerinde sadece tek bir bölgede satış yaparım o da sıfır altı, yani daha öncesinde işleme girdiğim birinci kademenin satış 0, 68 0.68 0.6 bölgesine girdim. Ve bekliyorum. İkinci kademe emrim 0.29.30'da açık bir şekilde duruyor. Üçüncü kademeyi ise 0.20.59 bölgesinde yaparım. Burası gelecekmiş gibi hareket ederim. Burada 0.19 altında eğer Mavcoin'i görürsek düşüşler derinleşebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Şimdilik bu kademelere göre hareket ediyorum. Ve birinci kademenin satış hedefi ve gelene kadar takip edilmesi gereken hedef 0.68.06 bölgesi. Tekrardan 0.78-74.95 üzerine çıkarsa eğer Mavcoin o zaman yükseliş trendinin devam ettiğini düşünürüm. Benim için bu bölge mavi şu an için direnç yönlü can damarı konumunda ve buranın üzerine çıktıktan sonra da eğer alım yapabilirsem önü açık olduğu için market cap hedefine göre zaten elimde tutmayı düşünüyorum. Bitcoin biliyorsunuz Binance'te listelenmesi bu yıl içerisinde oldu. Dolayısıyla bir patlama yapabilir. Potansiyel barındırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla da bir süre elimde tutarım. E, ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.